Kurt köpekgiller ailesinin atası kabul edilir. Türleri arasında İran kurdu, Arasya kurdu, Meksika kurdu, Tibet kurdu, Honshu kurdu ve Kutup kurdu olarak kurtların alt sınıfları olarak oluşmaktadır. Bozkurtlar kurtların en yaygın türleri arasında yer almakta olup, pek çok bölgede orman kurdu ya da gri kurt bulunmaktadır. Vahşi ve yırtıcı tabiatları nedeniyle kamp ve doğa sporları ile ilgilenenlerin korkulu rüyasıdır. Sürü halinde yaşayan kurtlar doğal yaşam içinde sıklıkla karşılaşabilen türler arasındadır. Yurdumuz genelinde Güneydoğu Anadolu ve Trakya dışında diğer tüm bölgelerde kurt sürülerine rastlanır. Biçim olarak kurt köpeğine benzese de daha sağlam yapılı ve iridir. Gerek çenesi, gerekse dişleri parçalamaya elverişli olarak gelişmiştir. Ergin kurdun burnundan bacağına kadar 1,65 metre, sırtından yerden yüksekliğe kadar 80 santimetre kadardır. Dişiler daha ince, uzun ve küçük olur. Ortalama yaşam süreleri 20 yıl. Kurt yürüyüşünde, en önde sürünün en zayıf veya hasta olan 3 kurdu yürür. Pusuya düştüklerinde ilk onlar öleceklerdir. Bir diğer görevleri ise, arkadan gelenler için engelli yolu açması beklenir. O kurtların arkasından en tecrübeli 5 savaşçı kurt yol alır. Ortadaki 11 dişi kurt korunaklı sıralı halde ilerler. Dişileri, sürünün arkasından 5 deneyimli savaşçı kurt izler. En arkada sürüden mesafeli olarak yürüyen kurt ve sürekli olarak sürünün tamamını görüp, izlemektedir. Animasyonda gördüğünüz, bir vahşi kurt sürüsüdür. En baştaki üçü yaşlı ve hasta olanlardır. Tüm sürünün hızını belirleyenler öndeki kurtlardır. Eğer farklı olsaydı, arkada olur ve sürüyle mesafeleri açılırdı. Eğer saldırı olsa, kurban edilecek ilk onlar olur. Ardındaki 5 tanesi, daha kuvvetli olanlar. Diğer kurtlar sürünün merkezinde. Ondan sonra da sürünün en güçlü 5 kurt geliyor. En sondaki ise, alfa erkeği. Sürünün en gerisinden gelmekte olup, her şeyi kontrol etmektedir. Bu pozisyonda kalarak, sürüde olup biten her şeyi görebilmekte, gidilecek olan yöne karar verebiliyor. Türk mitolojisinde kurt, Türkler yok olmak üzereyken onları kurtarıp yeniden domalarını sağladığında dişil, orduya yol gösterdiğinde eril özelliktedir. Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan'a, gökten mavi bir ışık şeklinde inen göktüğlü, gök yeleli bir kurt yol göstermiştir. Gök renk, kutsal göğün olduğu kadar Tanrı'nın da bir sembolüydü. Oğuz Kağan'a görünen kurdun gök renkli olması, onun göksel ve tanrısal bir kökenden geldiğini gösterir. Bu mavi ışık içinde inen kurt, sadece karanlık bastığı zaman yani zor zamanlarda görülebilir. Oğuz Kağan'a da böyle bir zamanda görünmüş ve ona yol göstermiştir. Tarihte ilk Türk ismini ve kurt figürünü kullanan devlet Göktürk Devleti'dir. Göktürklerin devlet bayrağı, gök mavisi zemin üzerine yeşil bir kurt başından oluşmaktadır. Anlamı ise, gök rengi mavi ile gök tengriyi belirtmek. Göğün kutsal olmasının nedenlerinden birisi de, tan yeri ağardığında, güneş ışıkları belirmeye başladığında Oğuz Kağan'ın çadırına giren gök tüylü gök yeleli kurtun, Tengri tarafından yollanmış bir haberci, koruyucu olarak düşünülmesidir. Ergenekon'da kurtun rehberlik etmesi, Türeyş'te Uygurların kendi soylarını, Tanrı'nın gönderdiği bozkurttan türediğine inanmaları gibi oldukça değer verilmiş ve kutsal sayılmıştır. Böylelikle Göktürk Devleti'nin bayrağı, iki kutsal sembolün bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bozkurt figürlü Türkiye Cumhuriyeti Arması. Kurt figürlü 5 Türk Lirası. Kurt figürlü 10 Türk Lirası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kullanılan daha sonra kaldırılan Türklerin Ergenekon'dan çıkış tablosu. Kahramanmaraş Kalesi'ne yaptırılan bayrak tutan Bozkurt heykeli. Bozkurt pulları. Devlet Demiryolları Karakurt Lokomotifleri. Devlet Demiryolları Bozkurt Lokomotifleri. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Türkiye Güreş Federasyonu. Türk Mukavemet Teşkilatı. Türk Ocakları.